Evet kıymetli dostlar, golva.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, kusura bakmayın. Bazı sivri akıllılar için küçük bir bilgilendirme yapacağım. Bu sivri akıllılar beni iyi dinlemesi lazım. Galatasaray'ın altyapımızdan çıktığı gururumuz dediği 30 Ocak 1987 doğumlu oyuncusu Arda Turan tam 13 yaş 30 günlük iken Altıntepe altyapısından Galatasaray altyapısına transfer oluyor. Yani 13 yaşındayken, öyle söyleyeyim size. Fenerbahçe'nin altyapımızdan çıktı gururumuz dediği 25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler de tam 13 yaş 360 günlükken Gençler Birliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olur. Yani her iki futbolcu da 13 yaşı 13 küsür yaşındalarken bu takımlara transfer oluyor. Yani buna benzer onlarca, belki yüzlerce, binlerce örnek var. İşte Ozan Kabak 11 yaşında, o geliyor şu yaşında, bu yaşında falan. Şimdi altyapımızdan çıktı demek için 3 sene altyapıda oynama kuralını kabul ediyor pek çok ülke. Hani profesyonel olurken o altyapıda 3 sene geçirmeyi sayıyor, kabul ediyor. Hatta yetiştirme bedelini de buna göre kabul ediyorlar. Oyuncu transfer olurken yetiştirme bedeline transfer ediliyor. Yani tamamen o altyapıdan çıktı kabul ediliyor. Bazı futbolcular için de böyle. Mesela 17 yaşındayken bile alsan yetiştirme bedelini aldın mıydı, senin altyapından çıktı kabul ediliyor. Bunu da bilin. Hani aptal anlatır gibi uzun uzadıya anlattım ama sana gelince günah, bana gelince mübah diyen zihniyetten tiksiniyorum. Yani sizler de bunu anlayın diye derinlemesine anlattım arkadaşlar. İnşallah ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani bir taraftan bakıyorum. Mesela Candaş Tolga Işık, dün akşam Arda Güler'de Barış Alper gibi sahada fazla görünmedi bence diyor. Hani acaba Fenerbahçe düşmanlığından mı diyorum bazı şeylere? Hani yok, sonuçta çocuk gitti Fenerbahçe'den, Real Madrid'de oynuyor. Yani ülkemizin gururu diyorum. Acaba diyorum, hani başka bir niyet mi var, çözemiyorum. Bakın birisi böyle konuşurken, mesela Mehmet Demirkol'un konuşmasına bakın. Mehmet Demirkol da diyor ki Ferdi standardı öyle bir yere koydu ki, çok net söylüyorum, dünyada onu almayacak takım yok diyor. Yani bu şeyden bahsediyor, Gürcistan maçında da özellikle bahsediyor. Ya dünyada onu almayacak takım yok. 10 numara cılız bir delikanlı olarak geldiği kulüpten ters ayaklı oynadığı bekte dünyanın en iyiler arasına girmiş bir bek olarak çıkıyor diyor. Bakın birisinin cümlelerine dikkat, öbürünün cümlelerine dikkat. Nedir bu Fenerbahçe düşmanlığı, çözemiyorum. Yani amaç ne, onu da çözemiyorum. Dert ne, onu da çözemiyorum. Şimdi bir de kötü bir haberim var bazı arkadaşlara. İsmail Yüksek daha oynamadı. Ya da İrfan Can Kahveci, hani sürpriz gollerin sürpriz adamı, daha oynamadı. Hani bunlar oynadığı zaman, mesela Samet Akaydın çok tepkilerin içinde oynadı. Beğenildi. Ya bu daha bunlar oynadıkça kuduracaklar demek ki ya. Ya ben anlamıyorum arkadaşlar. Dert ne, tasa ne, yani mantık ne, zihniyet ne? Onu anlamıyorum. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu seçti. Lugano hakkında öne çıkan bilgiler: takım değeri yaklaşık 36 milyon euro, yaş ortalaması 24.6. Güncel milli oyuncu sayısı 5 diyor. İsviçre milli takımından bahsediyor herhalde. 4900 kişilik stadyum kapasitesi var. En değerli oyuncuları Transfermarkt verilerine göre şu an için 4.5 milyon euro Zancelar. Yani baktığınız zaman Fenerbahçe'nin bu turda eleyebileceği bir rakip gibi. Şimdi Fenerbahçe'miz Lugano'yu elemesi durumunda 3. ön eleme turunda, yani 3. ön eleme turunda şununla eşleşecek diyeyim. Şu takımla eşleşecek. Ben hangi takımla eşleşeceğini biliyorum arkadaşlar. Ciddi söylüyorum, hangi takımla eşleşeceğini biliyorum. Şimdi Glasgow Rangers var, Slavia Prag var, Salzburg var, Lille var. Yani aslına bakarsanız 4 tane büyük takım var. Ben Fenerbahçe'nin Slavia Prag'la eşleşeceğini size müjdeleyeyim arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Slavia Prag kesin mi? Hocam bak, ona göre iddia oynayacağım. İddia oynayamazsın daha maç belli olmadan. Şimdi tabii ki de Rangers, Salzburg, Lille de gelebilir. Mourinho demişti ki ben şanslı bir adamım diyordu. Eğer Mourinho şanslıysa Prag çekeriz. Hayır yok, Ali Koç şansına kalırsak da Lille çekeriz. Kesinlikle bu iki takımdan birini seçeceğiz. Kesinlikle. Yani kesinlikle bu ikisinden birini seçeceğiz. Bakın şimdi Fenerbahçe Lugano'yu elerse
lig yolundan gelen katsayı puanı yüksek 4 takımla daha düşük puanlı 4 takım birbirine eşleşecek. Ve bu eşleşmeleri geçen 4 takım playoff turunda yine katsayı puanı yüksek olan ve olmayanlar olarak 2 torbaya ayrılacak. Yani toplam 8 takım var. Bu 8 takımdan ikisi çıkacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nasıl yani? Şöyle anlatayım size. Şu anda puanı yüksek olan Rangers, özür dilerim, Slavia Prag, Salzburg, Lille. Yani Fenerbahçe eninde sonunda burayı geçmek istiyorsa bu takımlardan ikisiyle maç yapacak. Şimdi seri baş olmayanlar Fenerbahçe, Union St. Louis'e, Dinamo Kiev ve Twente. Hocam peki şöyle bir şey olabilir mi? Mesela Fenerbahçe kimi yendi? Ya da mesela seri baş olmayan 4 takım. Fenerbahçe, Union St. Louis ise Dinamo Kiev, Twente. 4'ü de bunları eledi. Bu sefer yine puan sıralamasına dizilecek. Mesela Avrupa puanı atıyorum Fenerbahçe'nin yüksek. Kiev'in yüksek diyelim. Union St. Louis ile Twente olacak şekilde. Yani ben bu turda eşleşmelerin şöyle olacağını hissediyorum. Yani içimden bir his böyle söylüyor. Fenerbahçe Slavia Prag olacak diyor. Hani eğer Lugano'yu geçersek. Union St. Louis ise Lille ile eşleşecek gibi geliyor. Ve Lille bunlara elenecek gibi geliyor. Dinamo Kiev Salzburg eşleşmesi olacak gibi geliyor. Ve Twente, bu arada Partizan'la eşleşiyor Dinamo Kiev. Onu geçerse. Yoksa Partizan olacak. Rangers Twente bence. Fenerbahçe Slavia Prag. Salzburg Dinamo Kiev. Ve Lille Union St. Louis olacak gibi geliyor bana eşleşmeler. Bakalım nasıl olacak. Ve turu geçen takımlar gruplara kalacak arkadaşlar. Bu şekilde de isimlendirmiş, adlandırmış olayım. Ha şunu belirteyim, bir bilgi olarak, ek bir bilgi olarak vereyim. Euro 2024'te olan futbolcularımız var. Takımları gruptan çıkmasa dahi, bakın en iyi gelme ihtimallerinden bahsediyorum. Yani tabii ki de her futbolcu takımı devam etsin, finale kadar çıkalım, kupayı alalım ister ama ben Fenerbahçe'ye dönüşler açısından yorum yapıyorum. Takımları gruptan çıkmasa dahi, 3. maçlar bitiminde kamptan ayrılacak olsalar dahi, böyle 26-27 Haziran gibi falan boşa çıkacak bazı takım futbolcuları. Mesela milli takımımızın futbolcuları 26-27 gibi boşa çıkacaklar. Sonrasında 2 hafta izinleri olacak. 2 haftalık izin süresi. En iyi senaryoda bu oyuncuların dönüş tarihi 15-16 Temmuzları bulabilecek. Ve 15-16'yı bulabilecek futbolcular ilk maçımız 23-24 Temmuz'da olacağı için neredeyse Euro 2024'te olan hiçbir futbolcumuz Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynayamayacak, olamayacak. Tabi şahsi olarak isteyip tatilini erken bitirirse futbolcu o ayrı. Yani oyuncu ben 2 hafta tatil yapmıyorum, erken geliyorum derse o ayrı. 15-16 Temmuz'u bulabilecek arkadaşlar. Gel, kampa katıl, bilmem sezon baş hazırlıklarına zaten katılamadı. Verilen özel program dahilinde işte, sağlık kontrolleri şu bu falan filan derken 23-24 Temmuz'a elbette 8-9 belki 10 gün olacak, kabul. Ama burada olay bu yani arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ve erken gelebilir, geç gidebilir, sıkıntı yaşayabilir, yaşamayabilir. Ama süreç bu şekilde olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben yine diyorum bir sonraki eşleşmelerinde bu şekilde olduğunu hani ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Bizim futbolcularımızın aidiyeti yüksek. Yani 2 hafta tatil yapacağıma Mourinho'dan formayı almak çok çok zor. Erkenden geleyim diyecek futbolcularımızın da ben olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Iğdır FK Teknik Direktörü Serdar Bozkurt. Melih Bostan 1. Ertuğrul Çetin 2. Omar Fayet 3. Melih Bostan, Ertuğrul Çetin ve Omar Fayet'in transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık diyor. Yani Fenerbahçe'den Fenerbahçe'den 3 futbolcu resmi olarak gitti. Anlaşmayı resmen açıkladılar. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Burada bir eksiklik var. Nedir o eksiklik? Bakın Melih Bostan ve Omar Fayet. Bunun duyumunu size kim verdiydi? Ben vermiştim çok şükür. Yanılmadım. Ancak burada bir eksik var. Jorginho. Jorginho için de bir duyum vermiştim. Muhtemelen kanala yeni abone olan kardeşlerimiz varsa bilsinler diye bir kez daha hatırlatmada bulunuyorum.
Arkadaşlar Jorginho Fenerbahçe'de bir takıma gidecek. Ama Ümraniyespor'a, ama Antalyaspor'a. Lütfen bu cümlelerimi aklınızda tutun. Aklınızın bir odasına yazın. Batshuayi. Batshuayi için senaryolar düşünelim. Şimdi Fenerbahçe 2.3 milyon euroya kadar maaş öneriyor. Galatasaray'ın 3 milyon euro maaş önerdiği iddiaları var. Şimdi Batshuayi aradaki fark için Galatasaray'ı tercih ederse ne olur? Etmezse ne olur? Bu onun bileceği iş. Şimdi sosyal medyaya bakıyorsun. Yani Galatasaraylı duyumcuların inanılmaz şeyleri var. Mesela 343 Dijital diyor ki Galatasaray Batshuayi ile yıllık 3 milyon euro garanti ücret, 3 milyon euro da imza parası karşılığında anlaşmaya varmak üzere. Ve Galatasaray transferde şu an için avantajlı diyor. Bakın bu onların duyumu. Bu onların vermiş olduğu duyum. Ha, bendeki duyumlar tam tersi mi? Bendeki duyumlar böyle mi değil mi? Bendeki duyumlar böyle değil. Ama bu transfer. Yani futbolcuların karakteri, futbolcuların mental durumu, futbolcuların isteği. Ben bir şey diyemem. Şimdi Batshuayi konusunda bak bir kez daha hatırlatayım. Bir kez daha söyleyeyim. Galatasaray'ın 3 milyon euro imza parası, 3 yıllık ücret verdiğine dair duyumlar var. Ancak bendeki duyumlar şu şekilde arkadaşlar. Fenerbahçe'de Batshuayi'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. 1 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret önerdi. Çay, soğuk çay. Şimdi 3 milyon euro imza parası önerdi. Soğuk çayım da gelsin de şey yapayım. Yani bir taraf bir imza parası 3-3-3 toplam 10 önerdi. Galatasaray 3 yıllık sözleşme, 3 imza parası, 3 de yıllık ücret önerdi. Yani 12 önerdi. Şimdi burada Batshuayi'nin karakteri, Batshuayi'nin omurgası, Batshuayi'nin tercihi belirleyecek. Ha, bana soracak olursanız. Bana soracak olursanız arkadaşlar, menajerine yetkiyi devrettiği için menajeri ne der bilmiyorum. Ama Ceko'nun kalıyorum demesi oyuncuyu bence belirsizliğe itmiştir. Yani Fenerbahçe'den son bir hamle bekliyor. Bence Galatasaray salça olalım derdinde. Şimdi Batshuayi'yi gönderirsek kimi alacağız? Böyle bir yedeği bulmak da zor. Yani açık söyleyeyim. Böyle bir ismi bu paralara almak dahi zor. Bence Fenerbahçe yönetimi elini çabuk tutmalı. Yani yedekten girer, as oynar, sırıtmaz, Şampiyonlar Ligi şu bu falan filan. Hayırlısı. Ama bendeki duyumlar Mourinho etkisi varken yani gideceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Galatasaray yakın diyen var. TRT Spor kadroya katmaya yakın diyor. Ama Galatasaray'ın muhterem hoca efendisi Okan Buruk demişti ki, muhterem hoca efendileri yani bizim alakamız yok demişti. Çok dürüst bir insan biliyorsunuz. Hiç yalan söylemez. Asla yalan söylemez. Ve muhterem hoca efendilerinin 7 Haziran'daki sözünü tekrar tekrar hatırlıyoruz. Neyse. Bakalım Batshuayi'nin sonucu ne olacak arkadaşlar. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Celtic Livakovic için 10 milyon euro, 10 milyon sterlin, 11.8 milyon euroyu gözden çıkarttı diyor Halk TV. O da yurt dışındaki şeylere dayandırıyor. Valla Livakovic için 11.8 milyon euro teklif gelir de Fenerbahçe yönetimi satmazsa kulübü de satsınlar. Ciddi söylüyorum, kulübü de satsın. Bu para çok iyi para. Yani bilmiyorum, sonraki turda eşleşmeler şöyle olacak. Bir taraftan da WhatsApp grubuna yazıyorum arkadaşlar. Yani WhatsApp'ta ne oluyor, ne fark ediyor diye onu da söyleyeyim. Neyse. Napoli'nin yeni teknik direktörü Conte Fenerbahçe'den Osterwolde transfer için onay verdi. Conte Osterwolde transferi için onay verdi. Napoli yetkilileri İstanbul'a gelip ilk etapta
17,5 milyon euro teklif edecek. Arkadaşlar bakın, siz buraları tam anlamıyorsunuz. İlk etapta, ikinci etapta, yani Osterwolde'ye 17,5 milyon euro teklif edip alacaklar demiyor. İlk etapta 17,5 milyon euro. Bu arada soğuk çayım da geldi. Serinlemek için soğuk çayım Didi. Fenerbahçe'nin efsanevi teknik direktörü Didi. Ha, Napoli bunu teklif eder, illa alacak diye bir şey yok. Şimdi Szymański. Mesela Szymański'yi de çok soruyorsunuz. Szymański Mourinho ile çalışmayı çok istiyor arkadaşlar. Sebastian Szymański. Ancak Mourinho ile çalışmak bir bedel ister. Sebastian Szymański'nin menajeri, Szymański'nin kendisi ve Fenerbahçe yönetimi bir anlaşmaya vardı. Belirli bir rakamın altında hiçbir takımla görüşmeyecektir. Belirli bir rakam ne? 25 milyon euro. 25 milyon euronun altındaki hiçbir teklifle görüşmeyecekler arkadaşlar. Anladınız mı? 25 milyon euronun altında hiçbir teklifle görüşmeyecekler. Ben bu kadar söyleyeyim size. Bu da mantıklı bir hamle oldu. Yani Batshuayi'yi de konuştuk. Onu da konuştuk. Jose Mourinho Rennes oyuncusu Martin Terrier'i istiyor diye haberler var. Arkadaşlar ben hala doğrulatamadım bu duyumu. Bilginiz olsun. Ya bendeki duyumlara göre bu doğru değil. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 275 maça çıkmış, 78 gol, 30 asist yapmış ama ben doğrulatamadım. Nevzat Dindar, Höjberg'le Galatasaray'ın anlaştığına yönelik haberleri Galatasaray cephesine sordum, şiddetle yalanladılar demiş. Şimdi bir taraftan Batshuayi konuşuluyor, bir taraftan Höjberg konuşuluyor, bir taraftan başka bir şey konuşuluyor. Yani neyin ne içindeler çözemiyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Bir gün çıkıyorlar, aldık diyorlar. Bir gün diyorlar ki yalan diyorlar. Bir gün doğru diyorlar. Bir gün 5 aldık, bir gün 3 aldık diyorlar. Garip. Yani ilginç bir camia. Doğruluktan gerçekten mesafe olarak epey bir uzaklaşma eğiliminde olan bir açıklamalar silsilesi. Garip. Gerçekten garip. Aaron Bupenza Beşiktaş'ın radarına girmiş. Beşiktaş'ın o başka bir şeydi, pardon. Yani Bupenza 27 yaşında, 1.86 boyunda, 78 gol, 17 asist diyor. Aslında var ya, Bupenza tam Fenerbahçe'nin şu anda almak isteyeceği, alacağı futbolcu, biliyor musunuz? Ciddi söylüyorum. Hocam eski Bupenza yok. Çenesi kırılmış. Kavga etmiş ya. Al Şebap'tan bak, siz yani Hatay Spor 4.25'e satmıştım. Orası 7'ye sattı başka tarafa. Orada Cincinnati'yi 6.5'a sattım. Cincinnati de sinsi bir takım. 13 maçta 3 golü varmış. 748 dakika Amerikan Ligi'nde. Yani artık iflah olur mu? Artık iflah olmaz. Fenerbahçe onun diri halini bulmak zorunda. Mane Al Nassr'dan aldığı kazanç 41 milyon euro. Gayet memnun. Hiçbir yere de gitmek istemiyor. Ama aynı Mane Fenerbahçe'nin yıllık 5 milyon euroluk teklifini de epey yükseltmesini istiyor. Tabi eski kulübünden biraz para alması lazım. Bütün bunlar konuşulurken ben Mane'nin hala geleceği görüşündeyim. İlginç bir şekilde. Bakın sosyal medyada susuldu artık, farkındaysanız. Kimse Morata'yı konuşmuyor, Rafa Silva'yı, Lindelof'u konuşmuyor ama Fenerbahçe gündemi yoğun. Ali Koç çıktı, dedi ki arkadaşlar da bizi dedi sıkıntıya sokmayın. Biz birazcık dedi sıkıntıya sokulduk muydu? Sıkıntı yaşıyoruz. Bizi sıkıntıya sokmayın dedi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani durum bu. Hocam biz bu kadar videodan ne anlayalım? Bak biz Kadıköy Sokak takipçileriyiz. Allah razı olsun hepinizden. 69.800 diyor ama belki siz bu videoyu izlemeye 69.900 de olabilir. Çünkü yani çok az, 6 kişi mi 5 kişi mi kaldıydı abone sayısında 69.900 olmaya. İnşallah 69.900, yani 70.000 de oluruz. Siz yeter ki destek verin. 2 Ağustos'a kadar sıkıntımız var. 2 Ağustos'a kadar sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Destek talep ediyorum. Rica ediyorum. 2 Ağustos'a kadar. Yani durum bu. Ama nasıl olur, nasıl eder bilmiyorum arkadaşlar.
nasıl olur, nasıl eder gerçekten bilmiyorum. Videoyu kısaca bir özetleyeyim. Siz en azından beğenirsiniz. Saidu Mane, bilmiyorum oradan 41 aldığını ben de farkındayım ama kulübü kovmaya niyetli. En azından bir kısmını biz verelim de git diyorlar. Ben Fenerbahçe'yi bu sefer yakın görüyorum. Şaka bir tarafa, gerçekten yakın görüyorum. Livakovic için eğer 11-12 yani 11.8 milyon euro var, satılmıyorsa teröristtir abi bunu satmayanlar. Ha, Mourinho çok beğeniyor, çok istiyor, kabul. Ama Livakovic'in yerine alınabilecek o kadar çok isim var ki. Ve bilmiyorum ya, yan toplarda çok ciddi zaafı var. Hani bu teklif gelmişken satmak lazım. Oraya bak, Türk kaleci de olabilir. Ciddi söylüyorum bak, büyük bir riske girilebilir. Yabancı kuralını delmek adına, daha fazla yabancı futbolcu almak adına hani Türk kaleci alınabilir. Gerçi Türk kaleciler dediğin zaman da hani çok da bir şey çıkmıyor. Hani bilmiyorum ya, gerçekten kaleci piyasasında da hani mesela Altay Bayındır'ı geri getirme şansımız olsa, hocam aman Altay Maltay gelmesin falan dersiniz. Ne bileyim, Muhammed Şengezer falan var. Başakşehir'de ben beğenmiyorum. Uğurcan'ı geçin. Okan Koçuk, Ertaç Özbir 34 olmuş. Yani Türk kaleciler transfer market desem. Ya bize bir, eğer şöyle yetenekli bir Türk kaleci bulabilsek, gerçekten de bak çok şey olmaz mı ya? Haşin, Gattar yakışıklı olmaz mı ya? Vallahi bilmiyorum. Bence çok haşin, gattar yakışıklı olur ama hayırlısı, ben bu paraya satılması taraftarıyım. Onu da söyleyeyim. Ha, bonservisi elinde olan kaleciler de var. O da ayrı mesele. Yani gerçekten de bonservisi elinde olan kaleciler de var. Ya da boşa çıkabilecek kaleciler de var. Bir düşünülmesi taraftarıyım ya. Bak mesela mevki kaleci, Uyruk Türkiye, şuradan seçme imkanım var. Hemen 2 dakika seçeyim. Biraz da sizi bekletmiş olun. Kusura bakmayın arkadaşlar ama. Yani yaş fark etmez. Müsabaka fark etmez. Göster deyip şöyle. Ben 11.8'e satarım. Bir tane Türk kaleci alırım. İlla boşta olmasına da gerek yok. Bonservis elinde olan futbolcu olarak da gerek yok. Yani neyse ya, nasip. Nasip, öyle söyleyelim. Başka ne diyeyim? Højbjerg konusunda Fenerbahçe'nin alacağı iddiaları var ama şu an piyasa bir durgun. Şu durgunluk bir geçsin arkadaşlar. Sonra konuşuruz zaten onu. Piyasa durgunluğunu gerçekten de sonra konuşuruz. Ha, benim buradaki çabam da şu, illa Altay Bayındır demeyin diye diyorum. Neyse. Osterwold'e 17.5'tan başlarlar. 35 verirlerse alırlar. 35 vermezse alamazlar. Szymański 25'in altına gitmeyecek. Terrier benim hala bilgim yok. Morata konusunda beklentideyiz. 15 milyon euro'nun altına düşmüyorlar. O yüzden zor. Rafa Silva'yı görüyorsunuz. Şu performanstan sonra da almak imkansız. Onu da belirteyim. Lindelof çok konuşuyor da, Bekao, Samet Akaydın, hani bunların durumu da merak konusu. Bu Penza'yı hani öylesine söyledim açıkçası. Ben bir sonraki turda Slavia Prag çıkacağı görüşündeyim. Mourinho şansıyla. Ali Koç şansı olsa Lille çıkar. Melih Bostan, Ertuğrul, Omar Faiyet yolu açık olsun. Jorginho'nun da bence yolu açık olsun. 4 futbolcumuzun da kiralık olarak yolları açık olsun. Orada oynayıp gelişip gelsinler. Ha, bunlardan hariç mesela kimse konuşmuyor ama mesela Burak Kapacak, Luan Perez, daha bir sürü ismimiz var. Bunlar elbette denenecekler ama yani ben çok zannetmiyorum bir şeyleri. Batshuayi konusunda dediğim gibi istiyorlarsa alsınlar. Ben Batshuayi'nin yerinde olsam Fenerbahçe'den bir yere ayrılmam. Hani Batshuayi'nin iyiliği için, kötülüğü için demiyorum. Alışmışsın. Hazırsın. Kendini kanıtlamışsın. Hani bir camianın çocuğu olmuşsun. Arkanda destekçilerin var. Yaşadığın bir süreç var. Ne bileyim, oraya gidip de başka bir şey de olabilirsin. Yani bunu ben bilemem. Bunu hiç kimse bilemez. Durumlar bunlar arkadaşlar. Söyleyeceklerim de aslına bakarsanız bunlardan ibaret. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben Fenerbahçe adına sadece şu kadarı söyleyeyim. İyi bir süreçteyiz. Euro 2024 bizi biraz etkileyecek. Ama transfer konusunda da taraftar sabırlı olursa bence
A+ birçok futbolcu alacağımız görüşündeyim. Mesela Samet Akkaya'dan orada parlayabilir. Sen burada satabilirsin. Ne bileyim İsmail Yüksek orada coşabilir. Ferdi'ye biz 25-30'lar falan konuşurken birdenbire takımın biri çıkıp 50 milyon euroyu basıp seni sol bek telaşına sokabilir. Ya dikkat edin arkadaşlar, milli futbolcularımız gerçekten iyi seviyedeler. Şimdi biz Batshuayi konusunda şöyle diyoruz, böyle diyoruz. Belki de Edin Dzeko'yu da gönderip Batshuayi'den kaliteli iki futbolcu alsın. Mesela bir Morata konuşulur, bir Lukaku mesela. Lukaku'yu kiralık, Morata'yı bonservisinden de alabilirsin. Zaten bir şey söyleyeceğim. Eğer Morata'yla Lukaku gelecek olsa, Lukaku'ya yıllık ücret vermeyecek olsan, Morata'nın parasını sen verecek olsan, herhalde kimse Batshuayi falan aramaz diye düşünüyorum. Ama ben yine de Batshuayi'nin Fenerbahçe'yle uzatacağı görüşündeyim. Uzatmasının da mantıklı olduğu görüşündeyim. Onu da ayrıca belirteyim. Gitmesinin de Fenerbahçe'ye hem psikolojik olarak zarar vereceği hem de Ali Koç'a yönelik sıkıntı yaşatacağı görüşündeyim. Ya bunlar benim kişisel görüşlerim. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Desteklerinizi lütfen eksik etmeyin. Görüşmek üzere.